Ve sırada cep telefonu şarjı çabuk bitenleri yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Bursa Nilüfer'de güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu devreye girdi. Telefonların, tabletlerin hatta müzik çalarların bile şarj edilebildiği istasyonun amacı hem yenilenebilir enerjiyi tanıtmak hem de olası bir afet durumunda enerji kaynağı yaratmak. İlk bakışta bir elektrik direği gibi görünebilir. Biraz daha yakından bakıldığında ise değişik uçlu kablolar hemen dikkati çekiyor. Aslında bu cihaz cep telefonu şarj istasyonu. Nilüfer Belediyesi bir boya firmasının geliştirdiği güneş enerjili şarj istasyonunu Bursa'da faaliyete geçirdi. İhsaniye pazar alanında açılışı yapılan istasyona ilgi oldukça yoğundu. Evet, buydu, çalışıyor, şarj alıyor. Hangi şartlarda kullanırsınız bunu? Valla ne bileyim, dışarıda çıktığımızda mecbur kaldığımız zaman, yani ihtiyaç halinde her zaman kullanırız. Akşam geldim, denemek amacıyla kullandım. Nasıl buldunuz yani projeyi? Güzel, şarjı bittiği zaman hemen doldurabilirler. Bursa telefon şarj etme istasyonuna kavuştu. Kavuştu diyorum çünkü Bursa'da bir ilk. Bu şekilde geliyorsunuz ve uygun kabloyu bulduktan sonra telefonunuzla buluşturuyorsunuz. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir sistem. Bunun yapılmasındaki amaçsa hem yenilenebilir enerji sistemini tanıtmak hem de herhangi bir doğal afet durumunda enerji kesildiğinde buradan kaynak sağlamak. Burada olmayacak bu istasyon. Önümüzdeki süreçte kentimizin birçok noktasında bu istasyonla vatandaşlarımız karşılaşacaklar. Cep telefonları ya da USB ile çalışan aletlerin gelip buradan hiçbir ücret ödemeksizin tamamen güneş enerjisiyle enerjilerini alacaklar ve kullanmaya devam edecekler. Çünkü aslında çalışma sistemi gayet basit. Güneşten aldığı enerjiyi 3 gün boyunca bataryasında tutan istasyon kapalı havalarda da devrede oluyor. Böylelikle ihtiyaç duyulan enerjiyle biten ya da azalan bataryalar doldurulabiliyor. Güneşi görmese de cihaz içindeki batarya sistemi sayesinde telefonların şarj edilmesi, aynı şekilde USB ile şarj olan bütün elektronik cihazların kullanılmasına imkan tanıyor. Ürünün asıl geliştirilme amacı hem yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmak hem de olası bir afet durumlarında enerji kaynağı sağlamak. Tabii ki hiç arzulamadığımız olağanüstü durumlarda, afet gibi durumlarda da, enerji nakilatlarında yaşanabilecek sorunlarda da buradan hizmet ederek yine iletişimi kopmaması adına hizmet eden bir sistem. İstasyon önümüzdeki günlerde şehrin farklı yerlerinde de kurulacak.